Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda Tevbe suresinin neden oluşturulduğunu analiz edeceğiz genel olarak. Ve bu surenin ilk iki ayetinin tefsirlerinde neler söyleniyor? Bu söylenenler mantıklı mı? Bunların analizini yapacağız. Bildiğiniz gibi Tevbe suresi bir ultimatom niteliğindedir. Kur'an'ı Tevbe suresinden öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü Tevbe suresinden önce gelmiş olan pek çok ayet Tevbe suresiyle birlikte nesh edilmiştir, hükmü kaldırılmıştır. Tevbe suresi genel itibariyle oldukça fazla savaş, kan içeren bir suredir. Ve söylediğimiz gibi İslam'ın son mottosudur, son haldir, son ultimatomdur. Bundan sonra zaten hadislerde de belirtiliyor. Tevbe suresinde nelerden bahsediliyorsa bunlar uygulanmıştır. İslam'ın genel hükümleri son sureyle neticelenmiştir değerli arkadaşlar. Bu Tevbe suresi Medine'de oluşturulmuştur. Begavi, Beyzavi, Hazin gibi birçok tefsir alimine göre ittifakla birlikte medenidir bu sure. Sadece 113. ayetinin Mekke'de geldiğine dair bazı rivayetler var. Benim önümde Ruhul Furkan tefsirinin 16 cildinin Tevbe suresi bölümü açık. Buradan ben ilk önce size bazı kısımları okuyacağım. Şöyle şunu ekrana vereyim. Bu okuyacak olduğum kısımları sunuma eklemedim. Sunuma sadece birinci ve ikinci ayetlerin bölümünü ekledim. Şu anda okuyacak olduğum kısımların da kaynaklarını açıklama kısmına dilerseniz eklerim değerli arkadaşlar. Şimdi Tevbe suresinin ne kadar vahşi, ilker, ölümden, savaştan bahseden bir sure olduğunu ve tabii ki bunların yanında tehditkar bir sure olduğunu anlayabilmemiz için bu surenin diğer isimlerine de bakmamız gerekiyor. 10-12 civarı ismi var bu surenin. Bunlardan birisi Berat'tır değerli arkadaşlar. Çünkü surenin ilk ayetinde Berat ifadesi geçer. Bu Berat ifadesi müşriklere tanınmış olan 4 aylık süreyi mühleti belirler. Bu 4 aylık mühlet itibarıyla onların kendi çocuklarını, kadınlarını şayet korumaya almak istiyorlarsa korumaya alabilmeleri için böyle bir mühlet tanılıyor. Bu mühlet dolduktan sonra onlar biliyorsunuz Tevbe suresinin genelini okuduysanız görüldükleri yerde öldürülecekleri belirtiliyor. Artık onların üzerinde güvence olmadığından bahsediliyor. Çünkü 4 aylık süre bitiyor. Bu beraat ifadesi bunu belirtiyor. Buna biraz sonra zaten değineceğim için geçiyorum. Surenin bir diğer ismi değerli arkadaşlar azaptır. Bakın bu çok ilginç. İbni Abbas rivayet ediyor. Şöyle söylüyor. Bu sure azap ismiyle isimlendirilmeye daha yakındır. Çünkü bu sure neredeyse dokunmadık kimse bırakmamıştır. Yani hem müşrikler için, ehli kitap için onları gördüğünüz yerde öldürün, katledin vesaire diyor. Hem de savaşmak istemeyen Müslümanları tehdit ediyor. Onlara yönelik ifadeler kullanıyor. Bu yönüyle İbn Abbas diyor ki bu sure dokunmadık kimse bırakmamış bırakmamıştır ve o yüzden azap ismiyle isimlendirilmelidir ki bu azap ahiretteki azap değil. Dünyadaki azaptan bahsediyor surede. Kafirleri gördüğünüz yerde öldürün onların ele başlarını yok edin, onlarla olan sözleşmeleri tanımayın, atın. Müslümanlara, efendim savaşa katılmak istemeyenlere tehditler yağdırıyor vesaire. Cizye verinceye kadar onlarla savaşın diyor kafirler için. Bir sürü ifade var değerli arkadaşlar. O yüzden azap ismiyle isimlendirilmesinin daha doğru olacağından bahsediyor İbn Abbas. Surenin bir diğer ismine geçmeden önce bir de Huzeyfe bu konuyla ilgili şunu aktarmış. Tevbe suresi diye adlandırılan sure aslında azap suresidir. Vallahi kendisine dokunmadığı bir kimse bırakmamıştır. Ama siz bizim ondan okuduğumuzun ancak dörtte birini okuyabilmektesiniz. Yani bu surenin dörtte biri sadece kalmıştır. Dörtte içi yok olmuştur diyor Huzeyfe. Nesh edilmiştir, ortadan kaldırılmıştır. Şu anki kitapta, Kur'an'da yazmalarda vesaire yoktur diyor Huzeyfe. Bundan zaten daha önceki yayınlarımda bahsetmiştim. Tevbe suresinin dörtte içi yok olmuştur. Les edilmiştir bazılarına göre. Yazılmamıştır. Silinmiştir vesaire. Yoktur yani ortada. İbn Mesud da şunu söylemiş. Bu sureye Tevbe suresi diyorlar ama şüphesiz ki elbette o Azap suresidir. Değerli arkadaşlar, surenin niteliğini anlayabilmek için bunlar çok önemli. Azap diye isim mi olur? Çünkü surenin içeriğine baktığınız zaman kıyametteki ahiretteki azaptan bahsetmiyor. Dünyadaki azap, katliam, onları gördüğünüz yerde öldürün, cizye verinceye kadar savaşın vesaire tehditler ediliyor. Bundan bahsediliyor. Tabi bununla bitmiyor. Surenin bir diğer ismi değerli arkadaşlar. Müdemdime suresi. Müdemdime lügat manası olarak kırıp geçiren anlamındadır. Bu sure kafirleri ve münafıkları kırıp geçirdiği için bu ismi almıştır. Bunu Süfyan İbni Üyeyn'e rivayet ediyor. Surenin bir diğer ismi Müşerride suresidir değerli arkadaşlar. Bu da lügat manası olarak darmadağın eden demektir. Kafirleri ve münafık toplulukları darmadağın ettiği için bu isim verilmiştir. Surenin bir diğer ismi Nusira suresidir. Bu ismin manası da tozu dumana katan demektir değerli arkadaşlar. Bu da münafıkların çirkin işlerini ortaya çıkardığı için ve kafirleri katlettirdi, yok ettirdiği, onları gördüğünüz yerde öldürün dediği için verilmiştir. Tozu dumana katan anlamı. Bir başka ismi surenin münekkiledir değerli arkadaşlar. Münekkile ise son derece azap eden demektir. Kafirlere ve münafıklara dünyada edilen azaptan mütevellit bu isim verilmiştir onlara eziyet edin, onlar alçalıp size cize verinceye kadar onlarla savaşın deniliyor. Bunların hepsi alçaltıcı azaplar. O yüzden bu isim verilmiştir. Bunda da Sehavi rivayet ediyor. Surenin bir diğer ismi Mühlike suresidir değerli arkadaşlar. Bu da helak eden anlamındadır. Bu da kafirlerin ve münafıkların dünyada helakından bahsettiği için belirtilmiştir. Bir başka ismi var Münakkıra suresi. Bu yeri iyice eşeleyen demektir. Bu da müşriklerin kalplerinde bulunan batıl inançları eşelediği için vesaire verilmiş. Surenin ayet, kelime, harf sayıları hakkındaki bilgileri de verelim. Hazi, Hazin ve Firuzabadi'nin beyanına göre surenin ayetleri Kufelilere göre 20 129 pardon Geri kalanlar indinde ise 130 ayettir. Yani surenin kaç ayet olduğu konusunda bile mütabakat yok değerli arkadaşlar. Küfeli alimlere göre sure 129 ayet, Basralılara göre, Şamlılara göre ise 130 ayet. Yani arada bir ayet oynuyor. Kelime sayısı 2497 imiş. Diğer bir kavle göre 2467'dir. Burada da arada fark var. 97-67, 30 kelime fark var. Ha belki bu ayet uzunluklarıyla falan da açıklanabilir. Bazı ayetlerdeki kelimelerin ikiye bölünmüş olma ihtimali üzerinden de, de detaylandırılmış olabilir veya da kelime eksikliği de olabilir tabii ki. Harf sayısı 10787'ymiş değerli arkadaşlar. Şimdi bunları açıkladık. Bunları açıkladıktan sonra bir de surenin iniş sebeplerini belirten kısma gelelim. Yine Ruhul Furkan tefsirinin 16. cildinin TB suresi bölümünün 309. sayfasında surenin iniş sebepleri belirtiliyor. Bakalım. 1. Kafirlerle olan sözleşmelerin bozulduğunun bildirilmesi. Bakın burası çok önemli. Biraz sonra sureye gideceğiz. Surenin ilk iki ayetinin tefsir analizini yaparken orada nasıl kıvırdıklarını göreceksiniz. Efendim müşrikler sözleşmeleri bozmuş da o yüzden bu ayetler gelmiş. Onlarla arada olan Bağlar atılmış vesaire. Halbuki alakası yok. Ayetlere baktığımızda sözleşmelerin bozulduğundan bahsetmiyor. Yani kafirler sözleşmeleri bozdu falan denilmiyor. Nitekim burada surenin iniş sebepleri içinde de ilk kısmında kafirlerle olan sözme, sözleşmelerin bozulduğunun bildirilmesi. Burada bunları bozan Muhammed'in kendisi. 2. Eman dileyen müşriklere Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dinleyinceye kadar dokunulmaması. Küfrün liderlerinin katledilmesi. 3. 4. Müşriklerin mescid Haram'ı imardan men edilip bu vazifenin ehli İslam'a test edilmesi. Yani müşriklerin mescid Haram'a bile sokmuyor adamlar. Bu Tevbe suresiyle birlikte mescid Haram'ın imarından da onları uzak tutuyorlar. Onların orada hac yapması da yasaklanıyor. Her şeyi yasaklanıyor. Müşrikler mescid Haram'a sokulmuyor. İbadet, inanç özgürlükleri engelleniyor. 5. Kafirlerle dostluğun nehyedilmesi. Nitekim bu Kur'an'ın diğer ayetlerinde de defaatle geçen bir husus. Kur'an'ın insanları nasıl böldüğünü, nasıl ayrıştığını beyan eden ifadelerden birisi. 6. Huneyn Harbi'nde yaşananlar beyan ediliyormuş. 7. Müşriklerin Kabe'ye ve hareme girmelerini, vaac mevsiminde bulunmalarının men edilmesi. Biraz önce bahsettiğim husus. 8. Ehli kitap keferesinin, ifade aynen böyle değerli arkadaşlar, tefsirdeki ifadeyi okuyorum. Ehli kitap keferesinin katlinin, ve üzerlerine cizye tayininin emredilmesi. Neymiş değerli arkadaşlar? Ehli kitap keferesinin katledilmesi ve üzerlerine cizye tayin edilmesinin beyanı. Tevbe suresi iniş sebeplerinden birisi de bu. Çünkü surenin içinde bu geçiyor. Biraz önce bahsettim bu cizye olayından. 9. Yahudi ve Hristiyanların Üzeyr ve İsa hakkındaki sözlerinin çirkinliğinin beyan edilmesi. Sanki Kur'an'da hiç çirkin bir ifade kullanılmıyor da Zaten burada çirkin bir ifade yok. Kendi inançlarını belirtiyorlar. Ki zaten Yahudilerin üzeri Allah'ın oğludur dediğine dair hiçbir bilgi yok değerli arkadaşlar. Ne Tevrat'ta ne Yahudiler'de. Sadece Yahudilerin bir mezhebinde ki bu mezhep de Yahudiler tarafından sapkın olarak görülüyor. Sadece bu mezhepte ki Yahudilerin Üzer Allah'ın oldur dediğine dair bir bilgi var. Benim bulabildiğim. Bunun dışında böyle bir bilgi yok. Yani bunu Yahudilerin üzerine atmak iftira zaten. Yani olmayan bir şeyi Yahudilerin üzerine atıyorsun ve Yahudiler bunu iddia ediyor bu çirkin diyorsun komik. İsa hakkındaki inanç burada eleştirilmiş. İsa'nın efendim Allah'ın oğlu vesaire denilmesinin çirkinliği beyan edilmiş. 10 Resulullah'ın risaletinin tekit edilmesi. 11 Yahudi alimlerinin batıl yollarla mallar yemelerinin işte çirkinliğinin ayıplığının beyan edilmesi, zekat vermeyenlerin azabının beyan edilmesi, tabi dünyadaki değil ahiretteki azap, nitekim bu konuyla ilgili de ben bir yayın yaptım. İslam'ın zenginlere, fakirlere nasıl ayrıcalıklı yaklaştığını belirtmiştim. 13. Sene ayları içerisinde haram ayların tahsis edilmesi, kafirlerin, 14. Kafirlerin Muharrem ayının haramlığını işlerine geldiği gibi takdim ve tehir etmesinin nesh edilmesi falan filan. 15 Tebük Seferi'ne çıkış emredilip gazadan geri kalanların yani savaşa katılmak istemeyen, işgale katılmak istemeyen Müslümanların münafıklıkla suçlanması bu da bu surede vardır. Adamlar savaşmak istemiyor Müslümanların bir kısmı. Hemen onların üzerine bir kult takılıyor, tehdit ediliyorlar. Hani günümüzde var ya falan şeyi yapmayan, karşı çıkana sen FETÖ'cüsün, sen bilmem nesin deniliyor ya o mantık. 16. Resulullah'ın Ebu Bekir Sıddık'la birlikte Mekke'den Sevr Dağı'ndaki mağaraya çıkışlarının beyan edilmesi alakası yok. Burada bahsedilen ayetlerde davutla Janat'ından bahsediliyor. Bu konuyla ilgili de ben yayın yapmıştım. Zaten ayette isim geçmiyor. Münafıkların Tebük gazvasından geri kalıp Müslümanların başına bir bela gelmesini bekledikleri. Burada bahsedilen münafıklar yine Müslümanlar. Tebük seferine çıkmak istemiyorlar. Ondan sonucuma daha çok var değerli arkadaşlar. 36 madde sayılmış. Yani Tevbe suresinin iniş sebepleri içerisinde surede geçen konular daha doğrusu belirtiliyor. Resulullah'ın münafıkların dirileri için istiğfardan, ölüleri için dua namazdan nehyedilmesi. Burada da Müslümanların bir kısmı karşı çıktığı için savaşlar. Onlar münafıklı, münafıklıkla suçlanıyor. Sonra onların ölüsüne, dirisine bile dua istiğfar edilmemesi belirtiliyor. Yani yuh artık. Adamlar iyi ki bir savaşa gitmek istemedi yani. Bir de ne diyorlar? Savaşlar savunma amaçlıdır babayı savunma amaçlıdır. Adamlar savaşa gitmediği için başlarına neler geliyor? Gitmek istemiyorlar. İşgal bu. Savunma değil. Tebü işgale gidiyorlar. Kabul etmiyor Müslümanların bir kısmı. Sonra münafıklıkla suçlanıyorlar. Sonra daha başka şeylerle de suçlanıyorlar. Bir kısmı tövbe ediyor. Tevbeleri kabul ediliyor. Zorla tabii ki adamlar bakıyorlar. İş kötü. Münafıklıkla suçlanıyorlar. Öldürülecekler. Başlarına iş gelecek. Mecburen tevbe ettik biz. Pişman olduk diyorlar. Bu şekilde tevbeleri kabul ediliyor. Tehditle, şantajla. 23 Cihada çıkmamak için batıl mazeretler ortaya koyanların tenkit edilmesi. Burada da münafıklardan bahsediyor. Sudan bahanelerle cihada katılmayan Müslümanlar. Parantez içinde sudan bahaneler denilmiş. Halbuki sudan bahane falan değil. İşgalin bahanesi olmaz yani. Gereksizdir. Tebük gazvesinden geri kalan bazı ihlaslı kimselerin tevbelerinin kabul edilmesi. Biraz önce bahsettiğim husus. Tebük seferine katılmak istemiyor bazıları. Onlar münafıklıkla suçlanıyor, tehdit ediliyor vesaire. Sonra bunlardan bir kısmı korkup tevbe ediyor. Yani genel olarak bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi biz sunuma giriş yapalım. İlk ayetimiz şöyle. Kendileriyle sözleşmiş bulunduğunuz Parantez içinde bakın ne denilmiş. Fakat her seferinde sözlerini bozmuş olan. Bu bölüm ayette geçmiyor değerli arkadaşlar. Bu buraya bu tefsiri hazırlayanlar tarafından iliştirilmiş ayette olmayan uydurma bir ifade. Kendileriyle sözleşmiş bulunduğunuz o müşriklere Allah ve Resulünden bir berattır. Burada bahsedilen berat, müşriklere tanınan 4 aylık mühlettir. Bu 4 aylık mühlette siz çoluğunuzu, çocuğunuzu, işte güvende bir yere nakledebilirsiniz fakat bu süre dolduktan sonra sizi bulduğumuz yerde öldüreceğiz, katledeceğiz." diyor Muhammed. Bunun beratını veriyor. Berat budur. Farklı zannedenler olabilir işte. Kurtuluş, refah gibi başka anlamlara çekenler oluyor. Böyle bir anlamı yok zaten. Berat sözlük anlamında da bir belge, bir iş için birine verilen belge gibi anlamlara geliyor. Burada verilen mühlet Begavi, Beyzavi, Hazin ve Alusi tefsirlerinde zikredildiği üzere müfessirler şöyle demişler. Resulullah Tebük seferine çıktığında münafıklar Müslümanları üzecek mağlubiyet haberleri yaymaya başladılar. Müşrikler de kendileriyle Resulullah arasında olan sözleşmeleri bozmaya başladıkları için bunun üzerine Allah şöyle bir ayet gönderdi denilerek Enfal suresinden bir ayet verilmiş. Yahu bir defa Enfal suresi ile Tevbe'nin ne alakası var? Şimdi Enfal suresi Bakara suresinden sonra oluşturulmuş olan bir suredir. Tevbe ise son suredir. Arada çok uzun bir zaman zarfı var. Şu ayet şu açıdan önemli. Burada Muhammed'e şu yetki veriliyor. Enfal suresi 58'te bir kavmin herhangi bir hiyanetinden şüphelenecek, endişelenecek dahi olursan, Onlarla olan sözleşmeni at deniliyor. Şimdi bu ayet burada veriliyor ve bu bilgi üzerinden yukarıdaki Tevbe suresinin ilk ayetinde bahsedilen insanların sözleşmelerini bozduklarından bahsediliyor. Bu iddia ediliyor. Bu yüzden onlara dört aylık mühlet tanındığı ifade ediliyor. Halbuki alakası yok. Şunu da belirteyim değerli arkadaşlar. Başta söylemeyi unuttum. Şimdi bizim yapmış olduğumuz tefsir analizleriyle İslamcıların yapmış olduğu tefsir analizleri arasında ciddi farklar var. Nedir o farklar? İslamcılar tefsir analizi yaparken genellikle şu şekilde yaparlar. Efendim Taberi abimiz, üstadımız şunu buyurmuş. Alusi abimiz böyle buyurmuş. Begavi abimiz şunu söylemiş. Efendime söyleyeyim İbn Kesir abimiz böyle buyurmuş. Derler bunların yorumlarını, bunların fikirlerini. Yani senin benim gibi İnsan olan bu kişilerin kendi fikirlerini, düşüncelerini aktarırlar. Ondan sonra konuyu kapatırlar ve bunu analiz zannederler. Böyle bir şey değil analiz sorgulama. Sizin yaptığınız mübarek üstad olarak gördüğünüz, öyle zannettiğiniz bu isimlerin kendi fikirlerini aktarmaktan ibaret. Biz böyle bir tefsir türünü tabii ki kabul etmiyoruz. Bizim yapmış olduğumuz tefsir analizi akla, araştırmaya, sorgulamaya dayanıyor. Biz burada İster Begavi olsun, ister Taberi olsun, hangi karın ağrısı olursa olsun, yani kim olursa olsun, ilk önce bunların sözlerinin ayetlerle uyuşup uyuşmadığına bakıyoruz. Ha, şimdi konunun iki ayağına bakacağız değerli arkadaşlar. Şimdi şu kısmı da okuyayım, ondan sonra analiz yapacağım. Ayet-i Celile'nin bidayetinde geçen Beraat kelimesi mahfuz bir müptedanın haberi olup sonundaki temvin, tefhim, büyüklük anlamı katmak içindir. Buna göre mana işte bu Allah ve Resulü tarafından sözleşmeli olduğunuz müşriklere ulaştırılan büyük bir uzaklık fermanıdır demektir. Yani bu ayet-i kerime ile müşriklere 4 aylık bir uzaklık fermanı sunuluyor. Siz bir 4 ay boyunca Allah'ın ve Resulü'nün güvencesini taşıyorsunuz. Bu 4 ay boyunca size saldırmayacağız. Fakat bu 4 ay bitince bu 4 aylık kısım ikinci ayette belirtiliyor. Ona da biraz sonra geçeceğiz. Yani beraber okuyorum, beraber analiz ediyorum. Bu 4 aylık süre dolduğunda sizi gördüğümüz yerde öldüreceğiz, katledeceğiz deniliyor. İşin temeli bu. Şimdi bu ayette şöyle iki tane analiz yapacağım ben. Hani burada tefsirciler olayı, sözleşmeleri, bozdukları hususuna dayandırıp buna bağlıyorlar ya, bahaneyi buraya koyuyorlar ya. Birincisi yani bu tefsir alimlerinin ve bu tefsir hazırlayanların bu bahaneleri üretmesi gerçekten çok komik. Neden? Çünkü zaten Kur'an'a göre müşrikler, ehli kitap, İslam'ı kabul edinceye kadar, yeryüzünde İslam hakim oluncaya kadar, onlar Allah'a ve Resulüne itaat edinceye kadar onlarla savaşın ifadeleri var. Yani İslam dini yeryüzünde hakim oluncaya kadar müşriklerle ehli kitapla savaşacaksınız diyor Kur'an. Pek çok ayette diyor. Tevbe suresinde onlardan savaşmayanlar elleriyle size alçalarak cizyeyi getirecekler. Şayet bunu yapmazlarsa onlarla yine savaşacaksınız. Onları yine gördüğünüz yerde katledeceksiniz diyor Kur'an. Tevbe suresi zaten ultimatom dedik ama Tevbe suresinden önceki bazı surelerde de belirtiliyor bu. Tevbe suresinde daha açık şekilde belirtiliyor. Yani değerli arkadaşlar Kur'an'a göre zaten cihat emri var müşriklerle, ehli kitaplarla, yani Yahudilerle, Hristiyanlarla yeryüzünde İslam hakim oluncaya kadar veya onlar cizye verinceye kadar savaşacaksın. Bu arada bu cizye hükmü ehli kitap için geçerlidir. Müşriklerden cizye de kabul edilmez. Onlar ya iman edecekler ya da katledilirler. Ateist, deist, müşrik, putperest bunlar görüldüğü yerde katledilir. Bunlara vergi de şey yapılmaz. Zaten ortada hiçbir sözleşme olmasa dahi veyahut sözleşme olsa dahi Kur'an'ın emri açık. Sen onlarla savaşacaksın. Onları güçlü olduğun zaman üzerlerine yürüyüp zorla İslam dinine sokacaksın. Ehli kitabı da zorla kendine ya vergi vermeye zorlayacaksın ya da onları da zorla işgal edeceksin, kendine bağlayacaksın. Yani o yüzden bu sözleşmeye dayanmaya çalışmaları gerçekten çok komik. Yani siz keriz mi kekliyorsunuz? Hani bazılarını kekleyebilirsiniz ama biz bunları yemeyiz. Birinci kısmı bu değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci kısmına. Bildiğiniz gibi Muhammed Medine'ye geçer geçmez hiç rahat durmuyor. Mekkelilerin ticaret kervanlarına sürekli saldırılar, sürekli baskınlar, suikastlar düzenliyor değerli arkadaşlar. Bu suikastlardan, baskınlardan bazıları başarılı oluyor. Adamların hiçbir suçu yok. Adamlar Şam'a, Bağdat'a, Irak'a ticaret kervanı, kervan yolculuğu yapıyor. Bunlara baskınlar düzenlettiriyor Muhammed. Baskınların bazıları söylediğim gibi başarılı oluyor. Bunların bir kısmı öldürülüyor. Mallarına el konuluyor. İnsanlara el konuluyor. Bazı baskın ve suikastlar ise başarılı olamıyor. Tabi bunların hepsinin haberi Mekke'ye geliyor. Adamlar kervan yolluyor. Kervan yolda saldırıya uğramış. Bir yerde baskın olmuş. En sonunda adamların boğazına kadar geliyor. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Medine'nin kapısına dayanıyorlar. Savaş oluyor. Yani bu savaşı çıkarttıran Muhammed'in bizzat kendisidir. Onun izlemiş olduğu politikalardır. Onun kervanlara yaptırmış olduğu saldırılar, saldırılardır, suikastlerdir, baskınlardır. İşte bu savaşlardan birini müşrikler kaybediyor, diğerini kazanıyor. Bu savaşlar sonucunda zoraki olarak müşriklerle bazı söz sözleşmeler imzalanıyor. Fakat müşrikler Muhammed'e güvenmiyor ki. Çünkü neden? Adam zaten Medine'ye geçer geçmez adamların kervanlarına saldırıyor sürekli. Ondan sonra Kur'an'da sürekli adamlara tehdit yağdırıyor. Şeye gelene kadar, Tevbe suresine gelene kadar bir ton tehdit, hakaret var. İşte onlar yorgun deve gibidir, merkep yüklü bilmem eşek gibidir, kütük gibidir, onlar pisliktir falan filan böyle bir sürü hakaret saydırıyor adamlara. Yeryüzünde din İslam'da oluncaya kadar onlarla savaşacağız diyor. İslam dışında din kabul etmiyor, etmiyoruz diyor vesaire. E tüm bütün bunlar Mekkelilere geliyor haberleri. Artık ervanlara saldırı oluyor. Dolayısıyla onlarla zoraki olarak yani Muhammed'le zoraki olarak sözleşme yapmış olsa bile adamlar Muhammed'e güvenmiyor doğal olarak. O yüzden şayet hadi bunu yiyelim, buradaki ifadeyi yiyelim. Sözleşmeler bozdular diyelim mesela müşrikler. Şayet bunu yapmışsalar bile adamlar haklı. Çünkü karşı tarafa güvenmiyorlar. Karşı taraf sürekli kervanlara saldırıyor. Sağa sola işgal ediyor. Bakın burada sözleşmeleri bozduğu iddia edilen kişiler Muhammed Tebü işgal ettiği sırada bu sözleşmeleri bozuyor diye geçiyor kaynaklarda. Yani Muhammed rahat durmuyor. Bu sırada Tebü'ye işgale gidiyor. Oraya işgale gidiyor. Müşrikler de şayet bu bilgi doğruysa bu fırsattan istifade edip sözleşmeyi bazıları bozuyor. Çünkü güvenmiyorlar Muhammed'e. Yarın gücü ele geçirdiği zaman kafalarına çökeceğini iyi biliyorlar ki zaten korktukları başlarına geliyor. Adam Mekke, Mekke her tarafı işgal ediyor, talan ediyor. O yüzden değerli arkadaşlar şu ayetin şu aşağıdaki kıvırması her iki açıdan da izah etmiş olduğum bu iki açıdan da son derece komiktir ve saçmadır. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Çok fazla uzatmayalım. Şimdi ayetin burada tafsilatı yapılmış. Bundan bahsettik. Burada şey deniliyor, çünkü Müslümanlar Allah'ın izniyle ve Resul'ünün muvafakatiyle Mekke ehlinden olan olmayan bir takım Arap müşrikleriyle dokunulmazlık sözleşmesi yapmışlardı. Sonra işte bunlardan Beni, Damıra ve Kinaya bunları bozmuştu da o yüzden bu ayet geldi. Alakası yok. Zaten ayette sözleşmeyi bozanlarla savaşın demiyor. Sözleşmesi olan olmayan herkesle savaşın deniliyor. Çünkü sözleşmiş bulunduğunuz insanlar diyor burada. Sözleşmeyi bozanlar demiyor. Artı bu ayetin ilk geldiği dönemde bu ayeti Ali'ye söylüyor Muhammed. Bunu bildir diyor insanlara. Biraz sonra oraya geleceğiz. Ali bunu bildirirken öyle bir bildiriyor ki oradan anlıyorsunuz zaten meseleyi. Yani bunu bahane etmek gerçekten çok komik. Çünkü hepsine saldırılıyor. Sözleşmeyi bozan bozmayan diye bir şey yok. Bu olayı yani o hali saldırı var ya. Bu saldırıya bir bahane üretmek gerekir. Dünyada bu işler hep böyle yürür. Bir yere saldırırsa birisi bunu mutlaka bir şeye dayandırır. Senin gözünün üstünde kaşın var der, yine bir şeye dayandırır. Yani savaşın işgalin bir bahanesinin olmasını isterler. Durduk yerde biz saldırmadık, onlar şöyle böyle bir şey yaptı demeye getirirler. Halbuki alakası yoktur. İşte bu ayet-i kerimeyle allah Teala kendisinin ve Resulü'nün bu sözleşmeden teberri ettiklerini, yani söz bozanlarla savaştan el çekme hükmünü kaldırdığını beyan eder. Alakası yok. Sözleşmeden el çekenler değil. Kendileriyle sözleşmiş olduklarınız sözleşmeyi bozanlar değil. Hani keris eklemeye çalışmayan Ayette böyle bir mana yok. Burada sözleşmenin içeriğinden bahsediyor. İbni Müneyyir şöyle bir sır var bu işte demiş. Müşrikler sözleşmeyi daha evvel bozdukları için nakzedilen edilen bir sözleşmenin karşı tarafı olmanın Allahu Teala'ya nispet edilmemesi vesaire denilmiş. Alakası yok. Sözleşmeyi daha önce müşriklerin bozduğuna dair Ayette bir ifade yok. Zaten Tevbe suresinin ilk ayetleri okuduğunuz zaman konunun bununla alakalı olmadığını anlıyorsunuz. Zaten ultimatom sure o saatten sonra bütün herkese ihtar, 4 aylık süre sözleşmesi olan olmayan herkese ihtar tanıyor. Bu süre sonunda ya İslam'ı kabul edeceksiniz ya da sizi gördüğümüz yerde öldüreceğiz veyahut da ehli kitaptansanız şayet cizye vermek zorundasınız deniliyor. Bunun surenin açık izahı budur değerli arkadaşlar. Sözleşme varmış yokmuş bu. Hikaye zaten bunun neden hikaye olduğunu biraz önce iki farklı açıdan izah etti. O yüzden tekrardan burada durma gereği hissetmiyorum. Ama şu aşağıdaki ifade çok komik. Bakın şimdi burada güya sözleşmeyi bozdukları için müşriklerle savaş oldu vesaire deniliyor. Ama bakın burada aşağıda ne izah ediliyor? Muhammed ne demiş? Bir kale ehlini muhasara ettiğiniz zaman onlar senden kendilerini Allah'ın zimmetini ve peygamberinin güvencesini vermeni isterlerse sen onlara Allah'ın zimmetini, nebisinin zimmetini verme. Lakin onlara kendi zimmetini ve arkadaşlarının güvencesini ver. Zira şüphesiz ki sizin kendi zimmetlerinizi ve arkadaşlarınızın verdiği güvenceleri bozmanız Allah'ın zimmetini ve Resulünün zimmetini bozmanızdan daha hafiftir. E mübarek sen biraz önce adamlar sözleşmelerini bozdu falan diyorsun. İyi de burada Sözleşmeyi nasıl bozacağının altyapısını hazırlıyorsun. Ali Cengiz oyunları yapıyorsun. Adamları şöyle şöyle kandırın diyorsun. Bir kaleyi gasp ettiğiniz zaman adamları kandırın. Onlara Allah'ın Muhammed'in sözünü vermeyin. Kendi sözünüzü verin. Çünkü o sözleşmeyi bozacaksınız ileride. Kaleye saldıracaksınız. O zaman sözünüzü bozmanız ee, sıkıntı olmaz. Çünkü Allah'ın Muhammed'in ismini vermediğiniz için daha az sıkıntı olur diyorsun. E hani adamlar sözleşmeleri bozdu diye adamlara işte efendim kötü gözle bakıyordun. E burada sen kendin sözleşme nasıl bozulur Ali Cengiz oyunu ile nasıl insanlar kandırılır bunun tarifini yapmışsın. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler adama. Gerçekten komedi yani bir de bu ifadeyi analizi yapan tefsir alimlerinin gelip bu hadisi buraya eklemeleri kendileriyle çelişmelerinin artık zirve noktası Everest noktası oluyor yani. Madem sen sözleşmeleri bozdu diye insanları yeriyorsun, o zaman sözleşmeler nasıl bozulmalının tarifini yapan bu hadisi buraya neden koyuyorsun? Çelişki içinde çelişki. İşte tefsir bu değerli arkadaşlar. Tefsir kıvırma metodudur. Ben daha önce bir yayın yaptım. Tefsire neden itimat edilmez? Tefsir neden Kur'an'a göre küfürdür? Yapılamaz. Bunlara değinmiştim açık bir şekilde, geniş bir şekilde bize şunu söyleyebilirsiniz. Madem tefsirler küfürdür, Kur'an'a göre tefsir diye bir şey olamaz, açıklanamaz. O zaman siz neden bu tefsir yayınları yapıyorsunuz? Tefsirlerin ayetleri kurtarmadığını Müslümanlara gösterebilmek için yapıyoruz. Bir. İkincisi, tefsir alimlerinin nasıl kıvırdıklarını, ayetleri kurtarabilmek için nasıl cebelleş bir şekilde uğraştıklarını gösterebilmek için yapıyoruz. Yoksa tefsir doğrudur, işte İslam'da vardır, Kur'an'a göre yapılmalıdır diye yapmıyoruz. Böyle bir şey yok. Kur'an'da bu Kur'an'ı açıklamak Allah'a mahsustur deniliyor. Kıyamet suresinde birçok farklı surette bu Kur'an surede bu Kur'an apaçıktır. İyice anlaşılması için açıklanmıştır deniliyor. Sen tutuyorsun bu ayetleri açıklamak için tefsir yapıyorsun. Bir de bir tane iki tane değil ha binlerce tefsir var. Ya Allah'ın açıklama ifade etme gücü senden daha mı zayıftı da sen onun ayetlerini açıklamaya çalışıyorsun? Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu diyoruz yine. Evet değerli arkadaşlar bu kısmı da açıkladık. Bakın bu hadis Müslim'de, Ahmet İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbni Mace'de, Alusi'de geçiyormuş. Hepsinin kaynakları burada belirtiliyor. Müşriklerle yapılan sözleşmenin bozulduğuna dair olan ilk beraat beyanına Resulullah taraf olarak tercih edildikten sonra sözleşme hükmünden hariç tutulması vesaire denilmiş. İkinci ayet şöyle. Ey müşrikler artık yeryüzünde dört ay seyahat edin ama bilin ki gerçekten siz Allah'a aciz bırakacak kimseler değilsiniz ve muhakkak ki Allah kafirleri alçaltıcıdır. Hani burada biraz önce bahsettik. İlk ayette size 4 ay mühlet tanındı. Bu mühlet boyunca yeryüzünde seyahat edin deniliyor. Buradaki seyahat aşağıda izahatta var zaten öyle gezi seyahati değil. Yani korkusuz bir şekilde güvende Gezebilirsin. Size bu 4 aylık mühlette saldırmayacağız ama dört ay dolunca sizi gördüğümüz yerde öldüreceğiz, katledeceğiz deniliyor. Bu ifade ediliyor. Siz Allah'a aciz bırakacak kimseler değilsiniz. Allah kafirleri alçaltıcıdır. Şeklinde ifade edilmiş devamında. Her ayetin sonunda olan veya başında olan e, alçaltıcı ifadelerden bir başkası. Siz akılsızsınız, siz akletmezsiniz, siz bilmem falan böyle pek çok ayette ifadeler var biliyorsunuz. İzahat, Allahu Teala bir önceki ayet-i Allah ve Resulü'nün eman sözleşmesinden beri olduklarını beyan ettikten sonra e hani sözleşmeler bozulmuştu? Allah ve Resulü sözleşmelerden biridir. Bu beyan edildi diyor ilk ayette. Aga hani adamlar sözleşmeleri bozmuştu o yüzden Muhammed saldırıyordu vesaire. E, burada da sen sözleşmeden biri diyorsun. Demek ortada sözleşme var. Adamlar sözleşmeyi bozmamış. Var olan sözleşmelerden Muhammed Beri uzak. Kabul etmiyor bunu. Dört ay mühlet tanıyor. Yani kendinizle o kadar çok çelişmişsiniz ki. Bunu beyan ettikten sonra bu ayet-i kerimede müşriklerle savaşın ne zaman başlayacağı ve onlara verilen güvencenin ne kadar daha devam edeceği açıklanmıştır. Salebi, Begavi, Kurtubi, Suyuti, Hazin, Nesefi, Mazhari, Ruhul Beyan ve Alusi tefsirlerinde zikredildiğine göre bu ayet-i kerimede geçen seyahat emri biraz önce açıkladığım gibi müşriklere gezip dolaşma mükellefiyeti getirmekte değildir. Çünkü bu ifade emir babından olmayıp ancak ibaha, serbestlik verme kabiliğindendir ki böylece onlara çoluk çocuklarını ve mallarını koruyabilmeleri için 4 aylık süre tanındığını ve bu süre zarfında hiçbir korkuya kapılmadan katil ve kitalden emin olarak gezebilecekleri, bu süre bittikten sonra Allah ve Resulünün verdiği güvencenin ortadan kalkacağı ve onların görüldüğü yerde katledilebileceğinin beyanıdır denmişler arkadaşlar. Bakın müşriklere, sözleşmesini bozanlara değil. Müşriklere gezip dolaşma mükellefi veriliyor. Yani yine kendileriyle çelişiyorlar. Hani şöyle bir mantık olabilir mi? Efendim müşriklerden birkaçı sözleşmelerini bozdu o yüzden biz bütün müşriklere saldırıyoruz. Hani bir ikisi sözleşmesini bozdu. Diğerleri bozmasa da önemli değil. Biz bozan bozmayan hepsini kılıçtan geçireceğiz. Böyle bir mantık olabilir mi? Hani böyle yapılıyor. Buna rağmen tutup o sözleşmeyi bozan, tabi bu da bir iddia. O sözleşmeyi bozdu iddia edilenler öne çıkartılıyor buna bahane olarak. Bu saldırıya. komedi. Ha şimdi olayın bam teli noktasına geldik. Şimdi bu kısmı okuduktan sonra zaten olay netleşiyor. Nitekim Ebu Hureyre şöyle anlatmıştır. Resulullah Ali'ye beraat yani Tevbe suresinin ilanını Mekke ehline yapması için onu gönderiyor. Ali şöyle diyor değerli arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Bu iki ayet geldiğinde ve devamdaki ayetler. Ali şunu söylüyor. Ayetlerin açıklamasını Mekke ehline yaparken. Cennete mümin olmayan giremeyecek. Bir dakika. Hani sözleşmeleri bozanlar sadece bu ayetlerin kapsamındaydı? Cennete mümin olmayan giremeyecek ne alaka? Hani bu ayetler açıklanırken neden böyle bir ifadeyi açıklıyor Ali? Şimdi devamını okuyalım anlayacaksınız. Artık bu beyti hiçbir çıplak tavaf edemeyecek. Her kimin Resulullah ile arasında bir sözleşme varsa onun süresi dört aya kadar dolacak. Bakın Ali durumu net şekilde özetlemiş. O kadar tefsir alimi ne diyordu bu ayetler için? Bu ayetler sözleşmeyi bozan müşrikler için gelmiştir. O yüzden savaş emredilmiştir diyor. Fakat Ali, diyor, Ali ne diyor? Bu ayetlerle her kimin Resulullah ile arasında bir sözleşme varsa, aralarında bir sözleşme varsa diyor, sözleşmeyi bozanlar demiyor. Her kimin Resulullah ile arasında bir sözleşme varsa onun süresi dört aya kadar dolacaktır. Bu dört ay geçtiği zaman şüphesiz ki Allah da Resulü de müşriklerden biridir. Onlara saldıracak, onlardan artık güvenlik kalkacak, savaşacaklar. Bu yıldan sonra bu beyti hiçbir müşrik giremeyecektir, hiçbir müşrik hac yapamayacaktır diyor. Ali bu ayetleri bu şekilde duyuruyor değerli arkadaşlar. Kimin diyor Muhammed arasında sözleşme varsa artık süresi bitmiştir diyor. Onlara dört ay sonra saldırılacak diyor. Hani sözleşmeyi bozanlar da abicim. Yani siz bizi keriz mi zannediyorsunuz? Hadisler ortada. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Kimi kandırıyorsunuz siz? Burada ayette geçen 4 aydan Murat vesaire bundan bahsediyor. Hangi aylardır bunlar? Haram aylar mıdır vesaire? Zülkade, Zülhicce, Şevval, Muharremdir vesaire denilmiş. Ve bunları okumaya gerek yok. Şurası önemli. Müşriklere bu müddet o süre dolduğunda kendileri için ya İslam'ı kabullenme ya da kılıçtan geçirilme tercihinden başka bir şey kalmadığını bilerek bu hususta bir tefekküre yönelsinler de Müslüman olsunlar diye tanınmıştır. Abicim, hani sözleşmeyi bozanlara yönelikti bu ayetler. Şimdi müşriklerin tamamı burada ifade ediliyor. Bu ayet müşriklere Müslüman olmayı ya da kılıçtan geçirilmeyi tercih etmeleri için gelmiştir diyor. Bütün müşriklere. Zaten yukarıda hadiste sözleşmesi olanlar diyor, olmayanlar, bozanlar demiyor. Yani kendinizle de çelişiyorsunuz. Orada tefsir alimlerinin ifadelerini veriyorsun. Yok efendim bu ayetler sözleşmeyi bozanlar için gelmiştir diyorsun. Burada bu ayetler müşriklere ya Müslüman olmak ya da kılıçtan geçirilmek tercih için gelmiştir diyorsun. Aga bu kadar da kendinizle çelişmeyin be. E yuh yani çüş artık. Onlara bu şekilde bildirim yapılması ise Müslümanları hainliğe ve tarafların haberi yokken söz bozuculuğa nispet edemesinler diyedir. Burada yine 4 ay hususundan bahsedilmiş. Begavi farklı bir şey rivayet etmiş. Neyse buraya geçelim. Burada sağ tarafta daha komik bir ifade var. Şimdi Mekke'nin bu Tevbe suresinin Mekke'nin fethinden sonra geldiği belirtiliyor. Sol tarafta. Bakın burada diyor Mekke fethinin akabinde naz olmuştur bu sure deniliyor. Fakat sağ tarafta farklı bir olaydan bahsediliyor. Mekke'nin neden fethedildiği ile ilgili bir bilgi veriliyor burada. Güya Hudeybiye senesi Kureyş ile 10 sene harp yapmayacakları ve bu süre zarfında herkesin birbirinden emin olacağı hususunda anlaşma yapılmıştı deniliyor. Hüza kabilesi bu anlaşmanın Muhammed tarafında beni Bekir kabilesi ise Kureyş tarafında dahil olmuşlar. Fakat sonra burada beni Bekir kabilesi huzaya saldırarak sözleşmeyi bozmuş. Bunun üzerine Mekke fethedilmiş. Bunun bahanesi budur şeklinde bu verilmiş. Bu, bu da son derece komik. Neden? Çünkü bakın burada açıklama var. Beni Bekir ile Huzey'a kabileleri arasında İslam'dan bir müddet önce bir kan davası mevcut idi bu birbirlerine saldırmalarının sebebi de kendi aralarındaki İslam'dan önce bulunan kan davasıdır. Yani İslam müşriklik savaşından dolayı birbirlerine girmiyor bunlar. Birincisi bu. Kan davasından dolayı bunlar savaşıyor. İkincisi yani iki kabile, iki aile birbirine girdi diye gidip sen Mekke'yi işgal edemezsin. Böyle bir dünya yok. Böyle bir bahane yok. Bu şuna benziyor değerli arkadaşlar. İşte Yalova'da iki aile var. Bunlardan birisi İstanbul'a yakın, İstanbul krallığına yakın atıyorum. Diğeri Ankara krallığına yakın. Ama bunlar birbirlerine saldırıyorlar. Fakat saldırma sebepleri bu iki krallıkla alakalı değil. Kendi aralarındaki kan dava. Bunu bahane ediyor Ankara krallığı. Ben diyor İstanbul'u fethedeceğim. Gidiyor İstanbul'u fethediyor, işgal ediyor. Orayla yetinmiyor. Ondan sonra gidiyor Tekirdağ'ı işgal ediyor. Ondan sonra Edirne'yi işgal ediyor. Ondan sonra Bulgaristan falan devam ediyor yani. Bunun bahanesi bu iki ailenin birbirine girmesiymiş. Yerseniz. Çünkü devamı var. Bakın burada bu savaştan sonra Muhammed şöyle diyor. Eğer Kabollarına yani Huza kabilesine yardım etmezsen ben de yardım görmeyin falan diye böyle gaza geliyor. Yemin ediyor Muhammed. Ondan sonra Mekke üzerine yürüyorlar. Ebu Süfyan gidiyor Muhammed'in yanına bakın burada ifade ediliyor. İşte bu bir yanlış anlamı oldu diyor. Böyle bir savaş oldu diyor. Biz diyor barış istiyoruz diyor. Geliyor Muhammed'e alakası yok bizimle diyor falan. Muhammed kabul etmiyor. Medine'ye geliyor falan. ya Muhammed kabul etmiyor. Barış elçisi. Hoşgörü elçisi güya Muhammed öyle ya. Kabul etmiyor. Bakın adam gönderiyor. Çünkü adamın elinde bir bahane var. Zaten saldıracak. Sonra onu geri gönderiyor Muhammed. Mekke'nin üzerine yürüyor. Bu olaydan sonra Mekke'yi fethediyor. Ondan sonra bakın aşağıda ifade var. Mekke'le yetinmiyor. Burada ele geçen cariyeleri, malları, taksimini yapmadan bir sürü cariye mal alıyor Mekke'den, köle ediniyor cariye. Ama daha bunların taksimini yapmadan gidiyor Taif'e saldırıyor. Aga Taif'le Mekke'nin ne alakası var? Aa farklı şehirler. Gidiyor Taif'i işgal ediyor. O Orayla yetinmiyor, gidiyor Cirani'ye işgal ediyor. Orayla yetinmiyor, gidiyor başka yer işgal ediyor. Bunların bahanesi abicim bu iki kabilenin kendi kan davaları sebebiyle birbirlerine girmesiymiş. Yerseniz yani yuh artık ya. Hani bunu buraya koymazsın bu savaşın bahanesi olarak kardeşim. Zaten Mekken'in e, işgal edileceği çok önceden belliydi. Bunun planlarını Muhammed aylar, yıllar önceden zaten yapıyordu. Bu bilinen bir şeydi. Sanki bunun sebebi bu iki ailenin birbirine girmesiymiş gibi yansıtmaya çalışmak gerçekten kepazelik yani. Bunu bu tefsiri hazırlayanlara söylüyorum ve yine buna olayı buna bağlamaya çalışan tefsir alimlerine söylüyorum. Evet, şimdi bunları okuduk. Şimdi gene burada değerli arkadaşlar, Tevbe suresindeki bu ayetlerle alakalı bilgiler var. Yine Ali'den aktarılan, e, Ali'den mi? başka birisinden bahsediyor ama konu gene aynı. Yine Ali var burada. Yine bu Tevbe suresiyle ilgili ayetler var. Şüphesiz Allah da Resul de müşriklere müşriklerden biridirler. Artık yeryüzünde dört ay gezin. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik asla hac yapamayacak. Hiçbir çıplak meydulla kesinlikle tavaf edemeyecek. Mümin olmayan hiç kimse cennete giremeyecek deniliyor. Ondan sonra aşağıda tekrardan e, Ali ile ilgili yani Ali'nin ifade ettiği bir söz var. Ben dört şeyle olundum diyor. Bu yıldan sonra bu beyti hiçbir müşrik yaklaşamayacak. Artık bu beyti hiçbir çıplak tavaf edemeyecek. İmanlı olmayan hiç kimse cennete girmeyecek. Ve her söz sahibine kendisine verilen söz tamamlanacak. Yani sözleşmesi olan bütün müşriklerle bu sözleşmeler iptal edilecek. 4 ay mühletten sonra hepsine saldırılacak. Diyor burada. Yine Tevbe suresinde bu ayetlerle ilgili açıklama yapılıyor. Ve bir sürü kaynak var burada. Yani dolu. Evet değerli arkadaşlar. Sunumumuz burada tamamlandı. Görmüş olduğunuz üzere Tevbe suresinin ilk iki ayetindeki husus çok açıktır. Burada biz şunu görüyoruz. Müşrikler, ehli kitaptan olanlar vesaire bütün hepsi Tevbe suresiyle birlikte kendilerine 4 aylık mühlet tanınıyor. Bu mühletten sonra Onları gördüğünüz yerde öldürün, katledin deniliyor. Hadislerde bilakis Ali ne diyor? Her kim diyor, her kim Muhammed ile arasında sözleşme varsa veya yoksa bu 4 aylık sürenin sonunda artık onlar öldürülecek, katledilecek, onlar Mekke'ye sokulmayacak, hac yapamayacak vesaire diyor. Cennete Müslümandan başkası giremeyecek. Yani açık şekilde adam bundan sonra diyor bu sureyle birlikte bu bir ultimatomdur. İslam'ı kabul etmeyen herkesle savaşılacak. Çünkü ayetler var. Yeryüzü İslam'ın olacak. Allah'ın dini yeryüzüne hakim oluncaya kadar onlarla savaşacağız. Şayet ehli kitapsalar cizye vererek yine bizim tasallutumuz altında yaşayabilirler. Ehli kitaptan değilseler direkt öldürülürler diyor. İki ayetin ve genel olarak Tevbe suresinin geliş sebebi Buna yöneliktir değerli arkadaşlar ve söylediğimiz gibi ultimatom niteliğindedir. Kur'an'ı Tevbe suresinden öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekir bu bağlamda. Çünkü çok farklıdır. Tevbe suresinden önce de tabii ki müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün. Efendime söyleyeyim onların dinini kabul etmeyin. Din sadece İslam'dır. Yeryüzünde sadece İslam hakim oluncaya kadar savaşın vesaire gibi ayetler var ama Tevbe suresi bunu bir tık değil, üç tık, üç gömlek daha üste çekiyor ve çok daha net ifadelerle bu belirtiliyor. O yüzden önemli. Evet değerli arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın.